3 Haziran 2024 tarihinde yazdığı mektupla yaşadığı sağlık sorunlarını aktarmıştır. 62 yaşında olan Salih Gün 32 yıldır hapishanededir. Kalp rahatsızlığı var ve anjiyo olmuştur. İlaç kullanıyor, zaman zaman sol kolunda uyuşma, sol elinde güçsüzlük ve göğsünün sol tarafında bazen hafif ağrı oluyor. Sol kulağında az olmakla birlikte sağ kulağında %70-80 derece işitme kaybı var. İşitme cihazı kullanıyor ancak ihtiyacını karşılamamasına rağmen değiştirilmiyor. Bel ve boyun fıtığı rahatsızlığı var. Bel fıtığından ameliyat olduğu, her iki fıtıktan kaynaklı ağrıları giderek artıyor. Uzun süredir eklem romatizması rahatsızlığı var ve 1,5 yıl önce romatoloji doktoruna gitmiş, belli bir süre ilaç tedavisi görmüş fakat ilaçların etkisi geçtikten sonra ağrı, sızı, ateş gibi sorunlar tekrar başlamış. Böbrek ve idrar yolları rahatsızlığı var. Bir yıl önce üroloji doktoruna gitmiş, yapılan tahlil ve çekilen ultrasonda böbreklerinde kuma benzer şeyler olduğu söylenmiş. Bir yıl önce diyabet rahatsızlığı başlamış ve diyetle beslenmektedir. Reflü, gastrit gibi rahatsızlıkları var. Gözlerde görme sorunu yaşıyor. Kronik migren ve sinüzit rahatsızlıkları var. Migren nöbetleri oluyor. Sinüzitten kaynaklı devamlı geniz akıntısı var. 2023 yılı başlarında kendisini Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin sağlık kuruluna sevk etmişler. Hastalıkları hakkında detaylı inceleme talebi sonrasında Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş. Ancak hastanelerde 3 keredir sağlık kuruluna çıkmak zorunda kalmasına rağmen raporlama süreci kesintiye uğratılarak tamamlanmamıştır. Azı dişlerinin birisi kırılmış, 2-3 kez dolgu yapılmasına rağmen tutmamış ve doktorun Kampüs Devlet Hastanesi diş hekimine sevk etmesine rağmen bir yıldır götürülmemiştir. Boyun fıtığı ağrıları nedeniyle Kampüs Devlet Hastanesi'nin fizik doktoru tarafından 10 seanslık fizik tedavisi yazılarak tedavi merkezine sevk edilmiş, 3 ay sonra sıra geldiğinde 2 kez götürülmüş ve tedavisi yapılmamıştır. Her seferinde sevki iptal edilmiş. İkinci kez 10 seanslık fizik tedavi yazılmış ancak ona da götürülmemiştir. Bel ve boyun fıtığı ağrılarının giderek şiddetlenmesi üzerine fizik doktoruna çıktığında çekilen MR sonucuna göre ondan eğilerek iş yapmanın riskli olduğu, bel ve boyun fıtığı ağrılarından az da olsa hafiflemesi için düzenli ve sürekli egzersizler yapmasının gerektiği söylenmiştir. Doktora kendilerine verilen çekpas sapının 75 santim olduğunu söylediğinde doktor tarafından tam boy uzun çekpas sapının bir tıbbi ihtiyaç olacağına dair rapor yazılmıştır. Ve yine doktor tarafından 2,5 santim kalınlığında bir adet egzersiz matının verilmesine dair doktor raporu yazılmış olmasına rağmen idare ve gözlem kurulu tarafından bu raporlar kabul edilmeyerek malzemeler verilmemiş ve bir üst sağlık kuruluna sevk edilmiştir. Salih Gün'ün ağırlaşan hastalıklarının nedeniyle kesintiye uğrayan sağlık kurulu rapor süreçlerinin eksiksiz ve hızlı bir şekilde yapılmasını, iyileşinceye kadar infazının ertelenmesini ve bu süreç içinde de ihtiyacı olan ve doktor tarafından da raporla zorunlu ihtiyaç olduğu belirtilen malzemelerin kendisine eksiksiz olarak verilmesini talep ediyoruz.